Ve sonuna geldik. 2014'te ilk imzalar atıldı. Bugün Rusya ve Türkiye'yi birbiriyle göbek bağıyla bağlayan Türk akımının açılış törenindeyiz. Haliç Kongre Merkezi'nde bulunduğumuz yerde birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Anapa kentinden Karadeniz'in dibine dalıp yine Trakya'dan, Kıyıköy'den tekrar karaya çıkan boru hattının açılış törenine geçeceğiz. Burada öncelikle şunu söylemem lazım. İki boru hattı var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin iç tüketimine yönelik. Biri de özellikle Güney Avrupa'daki tüketim için geliştirilen bir boru hattı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkiye'nin iç tüketimi için olan borunun vanalarını açacaklar. Ben de bugün size programı olabildiğince göstermeye çalışacağım. Hazırsanız zaman kaybetmeden salona geçelim. Evet, Türk akımı ile ilgili artık geri sayım başladı. Şu anda da salona doğru gidiyoruz ve açılışı gerçekleştirilecek. Birazdan salona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de gelecek ve Türk akım boru hattının ilk borusunun vanası açılacak. Evet, tören birazdan başlayacak. İkili görüşme sona erdi. Putin ve Erdoğan birazdan salona gelecekler ve Türk akımının ilk boru hattı, yani Türkiye'ye sevkiyat yapacak olan borunun vanasını açacaklar. Biz de şu anda onların gelmesini bekliyoruz. Salon inanılmaz derecede kalabalık. Herkes yerini almış. Birçok kişi de ayakta izlemek zorunda kalacak. Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vučić, Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko Borisov, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, değerli konuklarımız. Efendim, Türk Akım Projesi açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in güçlü irade ve kararlılıkları sayesinde bugün hayata geçen Türk Akım Projesi aynı zamanda her iki ülkenin de dostluk işaretidir. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. İki büyük ülkenin, iki dost komşunun, iki dünya gücünün ortak iradesi bugün meyvesini veriyor. Akım doğalgaz boru hattı faaliyete geçiyor. Türk Akım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihi nitelikte bir projedir. Karadeniz'in altından Rusya'dan Türkiye'ye uzanan 930 kilometrelik iki boru hattı, bu temiz ve güvenli yakıtı Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak. Özel bir çelikten yapılan 81 santimetre çapında, 12 metre uzunluğunda, 9 ton ağırlığındaki tam 150 bin boru uç uca eklendi. Deniz hatları 2200 metreye varan derinliklere döşendi. За проявленную им политическую волю и мужество. Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются. Türk akım Türkiye'ye ve Avrupa'ya yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak.
Владимирович, уважаемый президент Эрдоган, является историческим и знаковым событием как для России и Турции, так и для развития мировой энергетики в целом. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто реально трудился над проектированием и над сооружением этой газовой отели. Bu sene Rusya Federasyonu ile modern dönemdeki diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Ancak komşumuz Rusya ile münasebetlerimiz çok daha köklüdür. Osmanlı Sultanı 2. Beyazıt'a 1492 yılında Çar 3. İvan'ın gönderdiği mektup Türk-Rus ilişkilerinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla iki komşu devlet arasındaki münasebetler 500 sene yaşar bir derinliğe ulaşıyor. Ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sayın Novak'a da sahneye davet etmek istiyorum. Buyursunlar da. Evet, şu anda Türk akımının Rusya tarafıyla Türkiye tarafı arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan sembolik açılış törenine geçtik. Sayın Cumhurbaşkanı, zat-ı devletlerine ve sayın konuk devlet ve hükümet başkanlarına tesip uyumanız halinde sizin de söylediğiniz gibi efendim, sahnede bir sürprizimiz olacak. Sahnenin birer adım önüne almak isteriz efendim. Buyursunlar lütfen. Yeter. Efendim, nasıl uygun görürseniz. Evet efendim. Türk Akım Projesi'nde gaz arzı böylelikle başladı. Evet, tüm emeği geçenlere özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Ve artık Balkanlar Avrupa'ya kadar Rusya'dan, Karadeniz'in altından, Kıyıköy'den inşallah artık doğalgazı iletmiş olacağız. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Efendim, teşekkür ediyoruz ve programımız burada sona eriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Arz ederim efendim. Bekleyin. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandr Vučić ve Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko Borisov'un teşrifleriyle gerçekleşti programımız. Teşriflerine özgürlüğü Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Konuk Devlet ve Hükümet Başkanlarına ve siz değerli konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evet, program sona erdi ve Türkiye ile Rusya'yı birbirine bağlayan boru hattı hayata geçti. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi şimdi herkes hatıra fotoğraf çekmeye çalışır orada. Sembolik de olsa iki ülkeyi birbirine bağlayan boru hattının son parçası görmüş olduğunuz gibi sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle gerçekleştirildi.